Her pazartesi olduğu gibi kripto para programıyla karşınızdayız. Mindstone Blockchain Lab CEO'su Tansel Kaya bugün bizimle beraber. Tansel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz daha böyle uzun vadeli beklentilerinizi soracağım. 2024 stratejilerinizi dinleyeceğiz ama öncelikle biraz daha böyle hani kısa vadede olan bitenden bahsedelim. Onunla başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz hafta haftalık bazda %5.5'lik bir düşüş oldu Bitcoin tarafına baktığımız zaman ve 8 haftadır da aralıksız bir yükseliş gözlemleniyordu orada. Malum işte piyasanın %52'sine hakim olduğu için yakından takip ediyoruz. Biraz böyle öncü bir gösterge ama bir taraftan da o aşırı risk iştahı tarafında da gerileme olduğunu gözlemliyoruz. ETF'lere dair beklentiler, oradaki haber akışı, o canlılık devam ediyor. Ama acaba hani geçen haftaki o soluklanma mı diyebiliriz, ne diyebiliriz ona tam olarak? Hani önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinizde değiştiren hareketler gördük mü? Burada şunu söyleyebiliriz, BlackRock ETF'ini bekliyoruz hepimiz. Evet. Buna işaret eden birçok düzenleme oldu. Bunlardan bir tanesi Binance'e işte bir ceza uygulandı, yaptırımları denmekten. CEO'su görevinden ayrıldı. Belki hapis cezasıyla, 18 aya kadar varan hapis cezasıyla yargılanacak. Bunun ardından Tether çok önemli yine bir varlık. Sistemli bir risk üreten bir varlık. Tether dedi ki ben bundan sonra bütün OFAC, STL listelerine uyacağım. Bugüne kadar yaptırım uygulanan hesapları donduracağım. Bundan sonra da ilave ederseniz yine bu dondurma işlemini yapacağım. Bunlar aslında uyumun göstergeleri. Ve baktığımız zaman Türkiye'de de bir regülasyon gayreti var. Bunun da ben paralel olduğunu tahmin ediyorum. Yani kripto belli ölçüde uyum gösteriyor, taviz veriyor diyebiliriz. Ama bir yandan da kurumsal piyasalarla, global kurallara uyum sağlayarak bu ikisi birleşiyorlar. Bu önemli bir işaret ama tabii biz çok sevindik. Hani işte büyük bir hareketlilik var. Uzun bir zaman sonra artışlar evet. gerçekleşti. Ama tabii burada beklentiler gerçekleşmedikçe kriptocular çok böyle heyecanlı insanlar. Hep kısa süreli, kısa vadeli düşünüyorlar. Gerçekleşmediğinde geri çekilmeler oluyor. Bunlar kaçınılmaz. Bizim tarafta gözlemlediğimiz şöyle bir şey var. Hani bazı bunlar hep duyum. Dedikodu diyebiliriz. Ben yeni regülasyon taslağını görmedim. Ama bu konudaki uzman kişilerle konuştuğumda edindiğim bilgileri aktarayım. Özellikle ilginç olan şey bankalar bundan sonra artık kripto varlıkları saklayabilecekler. Bankalar bizim en regüle kurumlarımız. Sermaye yeterlilikleri var. Yönetimleriyle ilgili katı kurallar var. Ve devletle çok büyük bir işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Aslında ilk günden de itibaren kripto varlıkları alıp saklayıp alıp satması için uygun kurumlar bunlardı. Ama devlet bunu tanımadığı için bu noktaya kadar geldik. Geçtiğimiz günlerde önemli bir bankamız işte yatırım fonu aracılığıyla bir borsa satın aldı. Ardından yine büyük bir bankamız bir mobil uygulama yayınladı. Kripto varlıkları saklayabilecek. Bunun detaylarına baktığımızda işte başta başlıyoruz. İşte kimliğimizi veriyoruz. Kimliğimizin ön arka fotoğrafını çekiyoruz. İşte çipi okunuyor. Yüz tanıması yapılıyor. Sonra kripto varlığın nereden geleceğini söylüyoruz. Şu borsadan gelecek diyoruz. Kendi hesabımızdan geliyor. Çekerken de yine aynı işlem var. Şu aşamada çok sıkı denetlenen, korunan bir yapı oluşturmuşlar. Burada da çekince şu, kara para aklanmanın engellenmesi, terörizmin finansmanının engellenmesiyle ilgili kripto paralar bir risk oluşturuyorlar bankalara. Onlar da böyle çözmüşler. Yani banka ile borsa arasında bir hareket var. Siz kendi cüzdanınıza çekmiyorsunuz. İlk aşamada böyle bir şey düşünülmüş. Ama bu bir şeyin işareti. Uygulamaların tasarımlarına baktığımızda da birebir mobil bankacılık uygulaması aynı şekilde tasarlanmış. Demek ki çok yakın bir süre içerisinde biz bunu mobil uygulamalarımız içerisinde göreceğiz. Bankalar aracılığıyla kripto varlıkları saklayacağız, alacağız, satacağız. Bu oldukça olumlu bir haber. Ama yani bu evliliğe benziyor. Hani taraflar taviz vermek durumundalar karşılıklı olarak. Bankalar kripto varlıkları tanıyorlar ama kripto varlıklar da bu çok özgür, çok bağımsız kimliğini bildirmeyen durumlarını terk etmek durumundalar. Böyle bir geçiş görüyoruz. Dünyada da bu dediğim gibi benzer bir şekilde gerçekleşiyor. Bunlar çok olumlu adımlar. Bizim de öngördüğümüz 2024 ile birlikte başlayacak. 2024'ün ortası olabilir. Yine bu halving bunu tetikleyebilir ama geleneksel varlıkların tokenlaştırılmasıyla ve regülasyonla uyumluluk arttıkça o zaman kurumsal paralar içeri girecek ve hani büyük bir değer artışı gözlemleyeceğiz. Beklentimiz evet, bu yönde. Şimdi bu ETF'lere ilişkin haber akışlarının hala yani bunun iyimserliğinin satın alındığını görmek mümkün oluyor ve şimdiye kadar 4. çeyrekte 1.9 milyar dolarlık bir giriş olduğunu gözlemliyoruz ve 10 Ocak'ta da
ilk başvurunun tarihi doluyor. Dolayısıyla 10 Ocak bizim için hani kritik bir tarih. Onun öncesinde artık bununla ilgili bir onay gelebilecek beklentisi var. Ama şunu ben merak ediyorum. Şimdi çok evet hani anlatmış olduğunuz şey karşılıklı taviz verilecek ve işte bir orta nokta bulunmaya çalışılıyor. Ama acaba bu ETF'lere ilişkin çok fazla mı bir beklenti var? Gereğinden fazla mı? Yani orada bir adeta balon oluşuyor mu? Yoksa bu gerçekten de hani çok büyük bir haber ve bu kadar beklentinin satın alınması da normal mi karşılanmalı? Ama işte bundan sonra da gerçekleşme sonrasında piyasanın hoşuna gitmeyecek bir durumla karşılaşılırsa, çünkü orada da hani siz de duymuşsunuzdur kurumlar arasında hani SEC ile bazı işte revizeler söz konusu, onlar yapılıyor vesaire. Dolayısıyla hani çok ciddi bir satışla karşılaşma imkanımız olur mu? İhtimalimiz olur mu? Ben bu süreçte yine bir önemli bir düzeltme bekliyorum. Çünkü dediğiniz gibi kripto varlıklarda biz hep bir kısa süreli bir hikayenin satıldığını görüyoruz. Evet. Büyük bir heyecan oluşturuluyor. Bunu işte Ethereum'un merge'inde, Ethereum 2.0'ın ortaya çıkışında da gördük. O kadar büyük etki yaratmayacak bir haber ya da bir gerçekleşecek olay piyasaların önemli ölçüde değerlenmesine yol açıyor. Ardından da bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte satışlar gerçekleşiyor. Göreceli sığ bir piyasa olduğu için yani diğer finansal piyasalara oranla böyle bir etkisi var. Orada bir dikkatli olmak lazım. Yani uzun vadede ben olumlu bakıyorum buna. Hani o sıkıntılı dönemi arkada bıraktığımızı düşünüyorum. 1,5 yıllık takribi. Ama böyle bir döngü yani tabii bir yandan da hani böyle bir şey olması lazım. Herhangi bir varlık sınırsız biçimde artamaz. Hayatımızda böyle bir önemli bir değer üretmedikçe işte yapay zeka belki böyle bir şey yapabilir. Dediğim gibi eğer biz gündelik hayatımızda blok zincirleri, kripto varlıkları daha fazla kullanmaya başlayacaksak, devlet tahvilleri buraya taşınacaksa, bundan sonra diğer finansal enstrümanlar, işte farklı emtia buraya taşınacaksa burada bir şey var, bir temsili bir değer var, bir katma değer yaratacak. Ama sadece haberlerle de biz bunu çok görüyoruz. Bizde mesela şu an yaşadığımız bir şey var, bir heyecan var. Ağlarımızda müthiş bir yoğunluk var. Evet. Yani özellikle bu Bitcoin harici varlıkların işte Solana olsun, Avalanche olsun önemli değer kazanması söz konusu. Bunun sebebi de NFT'lere benzer yeni bir token tipi burada çok heyecan yaratıyor. Bu böyle TikTok trendlerine benziyor bizimkiler. Bir anda ortaya çıkıyor, büyük heyecan yaratıyor ve ilk olarak buna giren insanlar önemli kazançlar elde ettiklerinden biraz saadet zincirine de benziyor bu bakımdan. İnsanlar koşarak bu yeni ürünleri almaya ve takas etmeye başlıyorlar. Bunu da bir ağda bitirdikten sonra hemen diğer ağlara uygulanıyor. Bu hani son dönemde, son bir haftada görülen o ağlardaki yoğunluk bu gelişmeye mi bağlı olarak yaşanıyor? Ve bu hani her seferinde yeni bir token çıktığı zaman olan bir durum mu? Yoksa biraz daha böyle hani diğerlerine göre farklı, daha tuhaf olarak nitelebileceğimiz bir süreç mi? Oldukça değişik bir şey yapı bu. Bu sanki ağa bir saldırı gibi gözlemleniyor. Yani insanlar fazlaca işlem yapıyorlar. İşlem ücretleri fırlıyor. Bazı ağlar, mesela işte Arbitrum ağı, bir ikinci katman ağı Ethereum'un işlem ücretleri 53 dolarlara vardı. Bu onu çalışmaz hale getiriyor. Bazı ağlar yavaşlıyorlar. Hani yükün altında çok yavaşlıyor. İşte ZK Sync, Avalanche bunlardan biri. Hiç etkilenmeyenler var. Hani çalışmasını devam ettirebilenler var. Solana. Aslında bütün ağlar biz ona stres testi diyoruz. Bir yük testine giriyorlar. Ve bir yandan da şunu görüyoruz. Yani hakikaten bu kabul gerçekleşse, yani toplumsal olarak yaygın biçimde bu sistemler kullanılmaya başlasa, demek ki bizim blok zincir ağlarımız bu yükü taşıyamayacakmış. Daha hazır değiller. Kısmen hazırlar. Bu da aslında yapacak iş var. Çok önemli bir gösterge. Olan şey de aslında şu. Bitcoin'e geri dönüyor bu. Bitcoin'de normalde sadece değer saklıyorsunuz. Altına benziyor. Birbirimize Bitcoin gönderiyoruz. O bizim akıllı kontrat dediğimiz şey bunların üzerinde yok. Ve üzerinde token da basamıyorsunuz. Yani Bitcoin'in ağ üstünde token basmak diye bir şey yok. İnsanlar da bunun etrafından dolanabilmek için uzun zamandır böyle yöntemler geliştiriyorlar. Bir işlem yapılırken onun bir opsiyonel bir bölgesi var. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Bir banka işlemi yapılırken hani açıklama yazıyoruz ya. O açıklama bölgesine özel şeyler yazıyorlar. Ve bunu yazdıkları yeri kullanarak da kendi tokenlarını üretiyorlar. Veya bir ilginç bir yöntem daha var. Bizim 20 milyon adet Bitcoin var diyoruz biz. Bir de ama bunun kuruşları var. Kuruşlarına biz Satoshi diyoruz. Bitcoin'in çalışma mantığı sebebiyle aslında her bir kuruşun kimde olduğu biliniyor. Yani bende basılmış olan 3. kuruş var. Sizde basılmış olan 11 bininci kuruş var. Her birinin kimde olduğu belli. Bunları bir NFT gibi kullanıyor insanlar.
Yani diyorlar ki işte ilk çıkan Satoshi'ler daha kıymetli. Hmm. Ya da bir resim koydum, bu Satoshi ile birleştirdim bunu, bu kuruşla birleştirdim. Ben bunu bir arkadaşıma verdiğimde bu el değiştirmiş olacak. Böyle mekanizmalar geliştiriyorlar. Bunlara da ordinals deniyor. Bu proje çok ilgi gördü ve bu son süreçte de oldukça değer kazandı. Burada Bitcoin ağı çok kıymetli bir ağ. Yani aslında bir şey bir yere yazmak istiyorsanız Bitcoin ağına yazmak çok doğru bir şey olabilir. Yani bunun hani şey şakasını da yapabiliriz. İşte bu Mısırlılar ne yapmışlar? Granitin üstüne adını yazmışlar. Bayağı dayanıyor. 2-3 bin yıl dayanıyor onlar. Ya da şey söyleniyor ya hani işte atıyorum işte sevdiğinize işte ben seni seviyorum ağaca falan kazırlar. Evet. Bitcoin ağına yazmak bunu iyi bir şey olabilir, iyi bir fikir olabilir. Bir 15 yıldır gidiyor. Kalıcı olur bir, ve değeri artar. Değeri artar. 50 yıl daha da rahat gider o. Yani o bilgi orada kalır. Hani şey, sevgililer günü yaklaşıyor. Ona belki hani öyle vallahi bir... olabilir. Fikir vermiş olalım insanlara. Şeyde de yani aslında bu mesela elmas yüzük geleneği üretilmiş bir gelenek. Eskide yok ama siz diyorsunuz ki işte hani her kadın bir elmas hak eder. İşte bir filmi var, Diamonds Are Forever, işte elmaslar sonsuza kadardır. Bu tarz şeyler üretiyor. Tek taşımı kendim aldım da var. O da var, o da var. Bunlar aslında hani toplumun ürettiği değerler. Bunda da bir takım şeyler üretiliyor. Bu tarz böyle şeyler üretiyor ve bunlara değer atfediliyor. Ama toplumca hep beraber buna bir değer atfettiğimiz sürece bu şeyler varlar. Bu yapılar varlar. Bu tutunca da bu sefer insanlar bunu alıyorlar. Ethereum benzeri ağlara uygulamaya başlıyorlar. Ethereum'u kendine uyguluyorlar, Avalanche'a uyguluyorlar. Hepsinde var. Ve şöyle oluyor. Ben kendime bir şey gönderiyorum. Bir gönderim yapıyorum. Bu göreceli ucuz bir şey. İçerisine de şey yazıyorum. İşte atıyorum fikir olmuş olsun. Biz kendimize böyle bir işte Bitcoin yüzüğü yapmış olalım. 5 nolu yüzükten 100 kendime basıyorum diye bir mesaj yazıyorum içine. Bu dışarıda tutuluyor. Yani ağın tam olarak içinde tutulan bir şey değil. Ama insanlar büyük bir heyecan içerisinde bu yeni hayali varlıkları böyle basıyorlar. Ve siz bir anda ağınızda ve genelde bunun ağın sahiplerinin haberi de yok. Hep böyle yöneticiler ya ne oluyor ağımızda falan diye uyanıyorlar. Bir anda insanlar koşuyor. Kendilerine böyle işlem gönderirken içerisine bu şeyleri yazıyorlar. Basma işlemini yazıyor. Gönderim de olabiliyor. Ben size 5 nolu'yu gönderdim gibi şeyler yazabiliyorum. Ve bir anda böyle bir yeni bir token tipi çıktı. Bu, çok enteresan. Yani kriptocular çok deli insanlar. Böyle garip garip şeyler buluyorlar. Ama ilk NFT'ler ortaya çıktığında da benzer bir reaksiyonumuz olmuştu. Ya dedik maymun resminin ne kıymeti olacak, nasıl olacak? Ama işte dediğim gibi. Şu anda yani o bir hype oluştu orada. Yani evet belki ilk önce öyle düşündük. Ama sonrasında inanılmaz yükseliş oldu. Ama şu anda da yani hatırlıyorum böyle milyon dolarlara satılan NFT eserleri şu anda hani 5 dolar etmiyor gibi haberler de gözümüze çarpıyor. Var. Dolayısıyla hani bu işte kripto paraların bu hype konusundan biraz çıkması gerekiyor değil mi? Böyle benim gözümde hani asi böyle bir teenage çocuk imajı veriyor. Bilmiyorum tabii. O imajdan nasıl çıkacak? Bu noktada hani Goldman Sachs'ın yeni bir raporu var. İşte şöyle diyor 2023'de kripto paraların biraz daha kurumsallaştığı bir yıldı. Özellikle de türev piyasalarda hani bu kurumsallaşmanın emareleri daha da fazla görüldü diyor. Belki hani sizin bu bütün anlattıklarınızda hani bu imajı yıllar içerisinde değişebilir. İşte Goldman Sachs diyoruz, işte JP Morgan hep böyle bir raporlara giriyor aslında kripto paralarda ama o imajdan çıkabilecek mi? Biz bunu böyle hani yok sayıyoruz bu alanda çalışan kişiler ama gerçekten de hani kurumsal dünyadakiler diyorlar ki ya bu nasıl bir şey? Yani gençler için çok güzel, onları çok heyecanlandırıyor ama dediğiniz gibi biraz oradan uzaklaşması lazım. Çünkü bunlar çok kısa süreli ilgi ve alaka yaratıyor ve insanlarda hayal kırıklığı da uğratıyor. Çünkü bu dediğim gibi saadet zinciri gibi ilk yani girenler kazanıyor. Yani kayıp da hani maddi ve manevi bir kayıp yaşanmış oluyor öyle değil mi? Bir çeşit kapalı devre, birinin parası diğerine gidiyor ama bu gerçek anlamda bir ekonomik üretim değil. Şeye baktığımızda ise dediğim gibi geleneksel varlıkları buraya taşıdığımızda da yüksek ihtimalle bunlar Ethereum benzeri ağlar üzerinde olacak. Yani çünkü üzerinde akıllı kontratlar kurabiliyoruz. İşte değerleri temsil edebiliyoruz. Orada gerçek anlamda hani iş hayatında kullanılabilen veyahut da bizim değer atfettiğimiz diğer şeyleri temsil etme yeteneğimiz olacak. Bugüne kadar olmamasının en önemli sebebi bir muhasebeye uyumlulukları yok. İki de mevzuata uyumlulukları yok. Burada ikisinde de ilerlemeler görüyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in saklanmasıyla ilgili bir düzenleme yapıldı Amerika'da. Orada muhasebe konusunda önerilerde bulunan bir kurum var. İşte FASB diye kısaltıyorlar onu. Bir düzenleme yaptı. Normalde bir durağan varlık olarak bilançonuza yazıyorsunuz. 60 bin dolardan aldığınız 40 bin dolara düştü. Bu zarar olarak işleniyordu.
Ama değeri tekrar yükseldiğinde bunu bilançoya yansıtamıyoruz. Onu düzelttiler. Hmm. Çok küçük bir detay gibi gelebilir ama... Bu bayağı önemli bir başlık. Yani bir şirket olarak kripto varlık sakladığınızı düşünün. Yani satın alıyorsunuz, evet. Kasanıza koyuyorsunuz ya da buradan bir kazanç elde ettiniz mi? Bunların hepsi çok detaylı biçimde çalışılması gereken konular. Regülasyonun da bu kadar gecikmesinin sebebi bu. Yani siz bir şey yapıyorsunuz ama bunun birçok etkisi olacak. Farklı kanunlara, farklı süreçlere. Geçtiğimiz günlerde ben AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Doktor Ömer İleri'yi ziyaret ettim. Onlar çok aktif bir çalışma süreci içerisinde regülasyonla ilgili. Sağ olsun o da dinledi. Hani ekosistemin buradaki kaygılarını aktardık. Kendisi şunu söyledi, yani çok kompleks bir yapı. Birçok kurumu, birçok düzenlemeyi ilgilendiriyor. Hakikaten bunun titizlikle çalışılması lazım. Gazetelerde belki görmüşsünüzdür. Hani bazı böyle manşetler oluyor. İlk çıkacak düzenleme kimseyi mutlu etmeyecek diye. Hı. Büyük ihtimalle öyle olacak. Çünkü bir şey yapacaklar ama başka bir şey etkilenecek. Onu onlar fark edip uyarana kadar da... Kelebek etkisi gibi, evet. Değil mi biraz? Yani düşünelim, şimdi bir şirket kripto varlık alırsa... Ondan sonra borçları yüzünden bu haciz edilirse aslında bir ödeme yapmış oluyor. Veya vergilendirilmesini konuşuyoruz. Yine konuşulan, bahsedilen, gazetelerde bahsedilen konulardan biri. Gelir artışından bir vergi alınacak. O zaman şunu düşünmemiz lazım. Ben diyelim ki mesela 10 bin dolardan, 20 bin dolardan ve 40 bin dolardan 3 tane bitcoin aldım. Sonra 45 bin dolardan sattım. Ne kadar kâr ettim? 10 binliği mi sattım, 20 binliği mi sattım, 40 binliği mi sattım? Ona, evet. Ya da arada zarar ettim, bir şeyler oldu. Veyahut da bunu dövizle kıyaslayabilir insanlar. Altınla, arabalarla veyahut da binalarla kıyaslayabilir. Diyebilir ki bize vergi uyguluyorsunuz, oraya niye uygulamıyorsunuz? Burada örneklere bakmak lazım. Mesela Almanya diyor ki bu değerli bir tablo gibidir. Bir yıl elinizde tutarsanız ben bundan bir kazançtan bir vergi almam. Ama kısa süreli alıp satıyorsanız alırım. Böyle yaklaşımlar olabilir. Şeyi göreceğiz. Dediğim gibi meclisinize geldiğinde bizler de okuyacağız. Eğer imkanımız olursa kanaat bildireceğiz. Büyük ihtimalle de ama ilk çıkışta tam doğru düzenlemeyi yapamayacağız. Düzenlemelerle, düzeltmelerle inşallah herkesin faydasına olan bir düzenleme çıkacak. Ama hani bu düzenlemelerin gelmesi, regülasyonların olması tabii ki önemli. Biraz önce dediniz ki hani her iki tarafında bir noktada taviz vermesi gerekiyor. Orta yolun bulunması gerekiyor. Hani böylelikle de işte böyle böyle zaman içerisinde o asi çocuk, genç, isyankar genç imajından da çıkacak kripto paralar ve daha çok hani genele yayılacak. Dediğiniz gibi yani toplumda belli şeyler, işte mesela yüzük örneğini verdiniz, belli kısımlar tarafından değil, herkes tarafından kabul görmüş bir durum. Dolayısıyla böyle böyle genele yayılacak. Şimdi yabancı raporlar var dedik. JP Morgan'ın geçen hafta bir raporu önemliydi bence. Ethereum 2024'te Bitcoin'i geride bırakacak diyor. Şimdi hani Bitcoin, sonra Ethereum ve sonra diğerleri gibi giden bir piyasa var. Neden böyle bir öngörüde bulunmuş olabilir sizce JP Morgan? Katılıyor musunuz buna? Yani muhakkak bir dönemde bu gerçekleşecek. İngilizce'de buna flipping diyorlar. Yani iki numaranın bir numaranın yerini alması. Bu bugüne kadar kulağa geçmesi. Boynuzun kulağa geçmesi. Bugüne kadar olmamasının en önemli sebebi insanlar sansürlenemez bir değer deposu olarak hep Bitcoin'i gördü. Yani uluslararası olarak başına bir şey gelmeden, durdurulmadan, engellenmeden size ait olan bir Bitcoin'i bir yerden bir yere gönderebiliyordunuz. Ethereum ise ve bu arada Bitcoin hiç kendini değiştirmiyor neredeyse. Bir taşlaşma söz konusu, ossification diyorlar buna. Kodunu değiştirmiyor, yenilikler yapmıyor. O bu iş modelinin başarılı olması üzerine kurmuş bütün şeyin teorisini. Peki sizce bu iyi mi kötü mü? Yani hem iyi hem kötü. Kriptografide bir şey ne kadar eskirse, o sırada da bozulmadıysa bu iyi bir şeydir. Ama yeniliklere ayak uydurma, farklı sorunlara çözüm bulma açısından da sürekli denemeniz lazım. Demin dedik, yani bu kadar insana kaldırmıyor bu ağlar. Dolayısıyla Ethereum'da ve diğer ağlarda hep ölçekleme konusunda büyük gayretler gösteriyorlar. Çözümler bulmaya çalışıyorlar. Konuştuk, yani işte mesela tokenların, varlıkların tokenlaştırılması. Devlet tahvili mesela. Bunu Bitcoin üzerinde gerçekleştiremiyorsunuz. Bunu Ethereum benzeri akıllı kontratları çalıştıran bir yapıda yapacaksınız. Dolayısıyla geleneksel varlıklar buraya geldiğinde Ethereum'un veyahut da benzer bir ağın orayı geçmesi mümkün. Bitcoin bir tane düz ağ ve kendini değiştirmiyor. Ama sizin kendinize göre bazı kurallarınız var. Mesela biz diyoruz ki veri saklayan şirketler verilerini Türkiye'de saklar, dışarı çıkarmaz.
Bitcoin kullandığınızda o verileri saklayan sunucuların nerede olduğu belli değil. Buna uyan bir şey üretilebilir, bir blok zinciri üretilebilir ya da buna uygun yapılar üretiyorlar. Veyahut da diyebiliriz ki şimdi bu olayı yaşadık, 53 dolara çıkmış bir işlem ücreti. Bazı ağlarda daha da böyle bir fahiş rakamlara ulaşmış durumda. Siz bir iş kurdunuz bunun üstüne, çalışamaz hale geliyorsunuz. Dolayısıyla siz bu projelerin olduğu ağda değil de daha az güvenli ama daha rahat, daha kolay çalışılabilen bir yan ağda bu işi yapıyor olabilirsiniz. Bu bir ikinci katman olabilir, altı ağ olabilir vesaire. Bu tip yapıları insanlar keşfetmeye çalışıyorlar, dertlerini çözmeye çalışıyorlar. Buna bir talep oluşturmaya çalışıyorlar. O tarafta işin yarışı. Yani onların iş modeli ya da kazanç modeli de yenilikler bularak Bitcoin'i geçmek. Bitcoin de diyor ki ben makul bir şey, evet, çözüm bulduğumu düşünüyorum. Ve bu yolda ilerleyeceğim ve bir finansal enstrüman olarak kabul görecek. Büyük ihtimalle altının yerini alacak. Altının önemli bir büyüklüğü var. Genç kuşaklar için dijital altın haline gelecek. Yani bu rigidlikten dolayı mı siz Ethereum daha geçebilir 2024'te düşünüyorsunuz? Bir cümleyle alayım, vaktimiz kaldı. Geleneksel varlıklar geldiğinde bu ihtimal oluşacak. Evet. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Mindstone Blockchain Lab CEO'su Tansel Kaya bizimle beraberdi kripto para programında. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.